Alo, Deniz. Vallahi anlamam artık. Günlerdir yüzünü görmüyorum. Bu gece çıkacağız. Başlatma işini de. Kızım deli misin? Rüyanda mı gördün beni? Saat daha sabahın 9'u. Nasıl ayaktasın sen bu saatte? Bana bak, sesin de iyi gelmiyor. Yoksa bir şey mi oldu? Çok kötüyüm Nermin. Konuşmamız lazım acil. Sakın Can'la kavga ettik deme. Bir sevgilisi var. Ne? Hani her şey yolundaydı? Hani çok güzel gidiyordu? Çok kötüyüm Nermin. Ah canım benim. Ağlama. Denizciğim bak, benim şimdi çıkmam gerekiyor. Patronla bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra akşam için ararım seni, konuşuruz. Tamam mı? Uzun uzun anlatırsın. Ağlama canım benim. Tamam. Tamam, ağlamıyorum, tamam. Hadi arayacağım, öptüm çok. Hadi. Erol Bey indi mi? Hayır Narin Hanım, ama birazdan iner. Tamam. Ablacığım neredesin sen ya? Hani benim ofise bakmaya gidecektik. Kahvaltı hazırladım geleceksin diye bekliyorum. Telefonun da meşgul 2 saattir. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Çıkarım şimdi. Daha giyinmemişsin bile. Yine Narin'le dedikoduya daldın. Beni unuttun tabii değil mi? Ben buradayım artık abla. Biraz da benimle ilgilensen. Kötü olduğumu görmeyecek kadar kör müsün Irmak? Yani kusura bakma, biraz sert konuşacağım belki ama alkolik, işsiz, güçsüz, serserinin tekiyle takılmaya devam edersen sen daha çok ağlarsın haliyle. Can ressam. İşsiz, güçsüz de değil. Ressam tabii, unuttum. Kaç resim satmıştı şimdiye kadar? Sana sattıkları dışında tabii ki. Yeter kafa ütüleme ya. Sen benim annem değilsin. Ayrıca herkes senin gibi 40.000 lira maaşlı genel müdür yardımcılarıyla çıkmak zorunda da değil. Şu haline bak abla ya. Seninki şımarıklık artık, başka bir şey değil. Her şeyin var ya, her şeyin var. Saygın bir ailen var. Dünya kadar param var. Keyfine göre gidip geldiğim bir işim var. Koskoca rahat bir evim var. Üstelik benim gibi bir kız kardeşim var. Senin seçtiğin çevreye bir bakar mısın? Amcam bile ki bugüne kadar bir kere bile lafını etmemiştir. Yaka silkiyor artık seni bu hayatında. Bütün site inledi dün gece kavganızdan ya. Amcamdan utan, komşulardan utan bari. Utanacak ne var be? Herif beni boynuzluyor, ben mi utanacağım? Ya o kadarını herkes anladı zaten bağırmalarınızdan. Yeter. Çıkar hayatından şu serseriyi. Mecbur musun? Niye sürdürüyorsun bile bile Mumuş'um ya? En son 12 yaşındayken bana Mumuş'um demiştin. Yeter. Yeter ya, el koyuyorum sana. Derhal toparlanacaksın, bırak şunu da. Aç karnı, içme şu kahveyi de. Tamam, duşa hadi. Sonra karnını doyuracağız. Hadi Deniz'ciğim, ne olur ne olur, hadi benim için. Çok yalnızım ama. Ablacığım ne olur yapma böyle. Yalnız değilsin, ben varım artık. Yan taraftayım hemen. Hem belki Fırat da gelir yakında. Belki yeğenlerin de olur zamanla. Ha? Sana evlenme mi teklif etti? Yok hayır, henüz değil ama evin döşemesiyle falan çok ilgili. Bence edecek. Ay, ay çok heyecanlandım şimdi. Annem babam gittikten sonra ben hiç tökezlemedim mi sanıyorsun? Ha? Onca yalnız yıl. Ama karşıma birisi çıktı. Tamam mı? Ve Fırat'a gururla gösterebileceğim olgun, akıllı bir ablam olsun istiyorum. Çok iyi bir aileden geldiğimi, onun için iyi bir aile kurabileceğimi göstermek istiyorum ona. Anlıyor musun? Ne olur yardım et bana. Tamam. Bitti. Seni evlendirinceye kadar düzgün duracağım. Can konusu da bitti, tamam. Harika. Akşam hep birlikte yemeğe çıkıyoruz. Narin de gelecek, söz verdi. Narinsiz bir yemek yiyemeyeceğiz biz şu aralar anlaşılan. Aile mi istiyorsun? Narin de bizim ailemizden küçük hanım. Sen Cenevrelerde sürterken o en korkunç yıllarımda, annemle babamın hayaletleriyle boğuşurken ben bir tek o vardı yanımda. Sen benim canımsın. Biyolojik kardeşimsin ama o benim seçtiğim kardeşim. Bu sefer onu kıramayacaksın. Öyle çocuk gibi kıskançlıklar yapıp itip kalkmayacaksın kızı. Kendine hakim olacaksın.
çocuk gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.